Premier Lig'de 1 Ocak 2013 Türkiye saatiyle 17'de başlayacak karşılaşmalardan bir tanesi. Geçen senenin şampiyonu Manchester City Stoke City'yi ağırlayacak İttihat'ta. İkinci sırada City 7 puanlık fark korunuyor 42 puanda. Stoke City ise 29 puanda ve 8. sırada. Manchester City Norwich deplasmanında 10 kişi kalmasına rağmen bol gollü bir karşılaşmadan 4-3 galip gelerek ayrıldı. Ondan önceki iki karşılaşmada gol atmakta çok zorlanmıştı. Sunderland maçını kaybetti. Reading maçında da evinde 90+'da attığı golle 1-0 kazanabildi. Ancak Norwich deplasmanında gördük ki birazcık daha hareketli bir forvetleri var. Norwich'in aslında bu karşılaşmada birazcık daha defansif anlamda daha sağlam olacağını düşünüyordum ben şahsen. 4 gol çok büyük başarı Norwich gibi bir takıma atmak için. Ama tabii yenen 3 golü de hesaba katmak lazım. Son 2 sezondur 3-0. Son 4 sezonda 3 kez 3-0. Manchester City'nin galibiyetleri Stoke City karşısında. Deplasmanda ilk maçta 1-1 berabere kalmışlardı Stoke'da. Ancak Stoke City son 4 maçta Manchester City'ye deplasmanda gol atmadığını da söylememiz lazım. Stoke'daki maçlar birazcık daha farklı oluyor ama Etihad'da Manchester City çok daha istatistik olarak en azından daha şanslı gözüküyor. Sahasında yenilmeyen tek takım Stoke City, Everton'ın bu hafta kaybetmesiyle. Onlar da 3-1 geridelerdi. İkisi birden yeniliyorlardı. Ancak 3-3'lük beraberlikle ayrıldılar. Son 4 deplasmanda da 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı Stoke City. Tam 10 maçtır Premier Lig'de yenilgisizliğini sürdürüyor. Bu karşılaşma öncesi özellikle Southampton maçında Shaw Cross'un çok büyük eksikliğini hissettiler. Bakalım bu karşılaşmada City'ye karşı dayanabilecekler mi? City'ye karşı defans yapan Reading örneği takımlar zorlayabiliyorlar. Dolayısıyla maçın başlarında bir gol olmazsa Stoke City'de maçın sonuna kadar dayanabilir diye düşünüyorum ben. Nasri'nin kırmızı kart gördüğünü söylemiştik. 10 kişi kaldı Norwich deplasmanında. Eğer Manchester City bu karta itiraz ederse Nasri'nin cezası karara kadar ertelenmiş olacak. Dolayısıyla bu maçta forma giyebilecek. Balotelli hala virüs ile hasta. Kolarov ve Maicon da Manchester City ile şu anda forma giyecek durumda değiller, sakat ikisi de. Ama tabii ki kadro zengin. Bu karşılaşmada Tevez'in yerine 11'de başlayan Dzeko çok iyi bir futbol oynadı. Ama yine büyük ihtimalle Tevez'le başlayacaktır. Agüero müthiş bir maç çıkarttı Norwich deplasmanında. Dolayısıyla Manchester City'de forvet hattı formda. Stoke City'de bir anda kalesinde 3 gol gördüğü için bizi birazcık şüpheye düşürmüş durumda. Hani bu maç üst olur mu acaba diye. Ama yine de ben zorlanacağını düşünüyorum Manchester City'nin. Çünkü polis bu 3 gollük alarmı iyi değerlendirecektir. Ve de şu aradaki 2-3 gün içinde Stoke City'nin bütün konsantrasyonu gol yememe üzerine olacak. Dolayısıyla alt biteceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Sürpriz oynamak isteyenler 0-2 seçeneğini kullansınlar. Stoke şaka bir takım değil.